32. Mezmur. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Suçu Rab tarafından sayılmayan, ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu. Sustuğum sürece kemiklerim eridi gün boyu inlemekten. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı. Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince günahımı, suçumu bağışladım. Bu nedenle her sadık kulun ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin. Engin sular taşsa bile ona erişemez. Sığınağım sensin. Beni sıkıntıdan korur, çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim. Öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. At ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir. Yoksa sana yaklaşmazlar. Kötülerin acısı çoktur. Ama Rabbe güvenenleri onun sevgisi kuşatır. Ey doğru insanlar! Sevinç kaynağınız Rab olsun, coşun. Ey yüreği temiz olanlar! Hepiniz sevinç çığlıkları atın. Ölüm olmayacak. Bugün biz
iman ediyoruz. Rab göklerden geldi. Kendini haçın üzerinde kurban olarak sundu. Biz o kanla aklandık. Buna iman eden zihniyle ve yüreğiyle kapının üst süvesi zihnimiz, yan süvesi kalbimiz. Onun için bütün aklınla, bütün yüreğinle iman edeceksin Tanrı'ya. Sadece aklınla, sadece yüreğinle olmaz. O bir topal yürüyüştür o zaman. Ve biz bu bayramı kutluyoruz şimdi. Neden? Çünkü Rab böyle istedi. Bu asırlar boyucu, sonsuzluklar boyucu boyu kanun olarak bize verildi. Ve onun için İsrailler nerede olursa olsunlar, senenin üç önemli bayramında bunlardan biri Pesah, çünkü gelip oraya kurbanlarını sunacaklardı, sunularını sunacaklardı. Dünyanın dört bir yanından gelirlerdi. Ve orada toplanırlardı. Birinci yüzyılda yaşayan Yahudi tarihçi Josephus'un tarihindeki belirtilen rakama göre oraya gelen halk 3 milyona yakındı. Şüphesiz ki 3 milyon halkın Kudüs içerisinde yerleşmesi mümkün değildi. Civar köylerdeydi. Oralara yerleşmişlerdi ama burada hatırlatmak istediğim bir şey var. Muhakkak o gün Yeruşalim'in surları içinde olmaları lazım. Dışarıda kutlaması mümkün değil. Vermek istediğim mesaj ne burada? Zadik önce bu surların içinde, kilise surları içerisinde kutlamış. Eğer buna gereken önem ve değer verilmezse okuyacağım Rabbim o konudaki fikirlerini. Bayramların üç kapısı var. Bir kapısı geçmişe açılır. İşte biraz önce izah ettim. Neden kutladığımızı öğreniriz. Rabbimizin bize verdiği bu buyruk uyarınca Rabbimizle birleşiriz. İkincisi, atalarımızla birleşiriz. Onlar tuttular ve bugüne getirdiler. Bu aileleri, görenekleri, gelenekleri bize aktardılar. Bayramın ikinci kapısı şimdiye açılır. Bizlere. Biz Tanrı'dan aldığımız bu buyruk uyarınca, atalarımızdan bize intikal eden o gelenek ve göreneklere bunları kutlamak, en iyi şekilde yaşamak zorundayız. Ki bunları gelecek nesilde çocuklarımıza aktarabilelim. Bugün sen yaşamazsan, ben yaşamazsam nasıl olacak? Geçmişten aldığımız bu emri bugün yaşamazsak gelecekte çocuklarımızın yaşamasına imkan var mı? Onun için bayramların üçüncü kapısı geleceğe açılır sevgililer. İşte bu yaşam yolculuğunda gerekli gücü onlar nereden alıyordu? O gün yola çıkacakları zaman ne dedi Rab? Etiği, kanını kapı sürelerine sürün. Çünkü oradan çıkacaklardı. Bir ruhsal yolculuk başlıyor. Bugün biz o sofrayı nerede, o gücü nereden alıyoruz? Biraz sonra alacaksınız. Bu Rabbin kanı ve bedeni. Onun için dedim, alın yiyin. Bu benim bedenimdir. Bu kanı için, bu
çoklarının günahları için dökülen yeni ahdimin kanıdır. İşte badarağın dayandığı şey o. Onlar nasıl o bedenden yiyerek o ruhsal yolculuklarında gerekli gücü buldularsa bizim de bu dünyada yaşayabilmemiz için bu Rabbin sofrasından yememiz gerekiyor. İşte onun için sevgililer, bu sofraya katılanlar hem geçmişe kapı açıyor, hem bugüne kapı açıyor, hem de geleceğe kapı açıyor. Bayramlar, Mikra'ya Kodeş denen ifadesinin anlamı nedir biliyor musun? Kutsiyet ilanlarıdır. Kutsal kitabı okuduğumuzda görürüz ki bayramlar bizzat Tanrı'nın öngördüğü kutlama günleridir. Yani insanlardan kaynaklanan bir günler değildir bu. Tanrı bu bayramlarımızı tutacaksınız dedi. O zaman madem Tanrı bunu istedi, o zaman bu bayramların bilincaba amacı manevi olarak yükselmektir. Bayramlar sayesinde Tanrı ile onun bizim için yaptığı eşsiz eylemleri hatırlarız. Geçmişte atalarımızla onlar bu bayramları kutlarken yapmış oldukları örf adetlerine köprü kurar, o gelenekleri bugüne taşımış oluruz. Bugün o örf adet ve gelenekleri yaşatarak gelecek nesillere örnek oluruz. Böylece kültürümüzü koruruz, rengimizi koruruz. Onlar da bizden öğrendikleriyle her şey bu kültürümüzü, renklerimizi kendi çocuklarına taşır. Bir mesel geldi şimdi aklıma. Paylaştım mı birçok şey? Göçmen kuşlar başka sıcak ülkelere göçerken ananın biri kendi yavrusunu sırtında taşıyormuş. Sırtında taşıdığı yavrusu duygulanmış. Demiş ki, anacığım, ben de büyürsem, güçlenirsem seni sırtımda taşıyorum. Anası demiş ki, yavrum, sen büyüdüğün zaman belki ben olmam. Ama şunu bil ki, sen de kendi yavrunu taşıyacaksın. Eğer biz bugün yaşamazsak, bu örf ve gelenekleri taşımazsak, yarın çocuklarımıza taşıyacak hiçbir şey kalmaz. Onun için Yeruşalim'de nasıl kutlanıyorsa surların içinde, biz ince Rabbimizle kucaklaşacağız buradan. Buraya gelen kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Sonra gidip diğer dostlarımızla, başka kilisedeki akrabalarımızla kucaklaşacağız. Onun için bayramlar sadece bir gelenek görenek değil, Tanrı'nın emri olduğu kadar maneviyatta yükselmektir, kültürü taşımaktır. Evet sevgililer, siz ve ben bugünü geriye gidi yaşamazsak gelecek diye bir şey olmaz ki. Bir geleneği kaybettiğiniz zaman o geleneği tekrar yerine koymak, o geleneği tekrar yaşama geçirmek zordur. Bir geleneğin kaybolmasıyla birlikte manevi yaşantımızda ve değerlerimizde çok şey kaybolur. Bu yüzden bir şeyi kaybetmeden önce değerini bilmek gerekiyor. Ona sarılmak gerekiyor, onu korumak gerekiyor. Sen sevgililer dedim, bayramlar kutsal günlerdir. Bayramı kutlarken, törenleri izlerken neden ve niçin kutladığımızı bilirsek
bayramlara özel olarak hazırlanır ve o kutsal güne yüreğimizi ve ruhumuzu da katarız. O zaman ruhunu ve yüreğini de katarsan, o zaman o bayramlar sırf gelenek olarak kutlama alışkanlığından kurtulur, bayramların anlam ve değerlerini idrak etmeye başlarız. O zaman bayramlara ve yapılan törenlere gereken değeri verir, o günü anlamına göre yaşarız. İşte o zaman bayramların dışında değil, içinde yer alırız. Bu yüzden kutsal kitapta Tanrı, gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız diyor. O zaman Paskalya ve bayramlarınız hem bir anı hem de bir örnek olmalı sevgili. Yalnız Mısır'dan kurtuluşu değil, gelecekte kendi halkını günah tutsaklığından, şeytanın esaretinden, ölümün pençesinden kurtarışını temsil etmektedir. Bayramlar sayesinde geçmişe dönüp bakmak zorunlu ve yararlı olduğu gibi iman yolculuğunda bugün de gelecek kadar çok önemlidir. Kutsal kitaba göre bayramları kutlayabilecek imkanı ve gücü olan ama kasıtlı bir şekilde kutlamayan topluluk üyesi halkının arasından atılacak ve günahının cezasını çekecek diye bir bölüm var. Tanrı böyle söylüyor. Bunun topluluktan aforoz edilmek mi yoksa artık Tanrı'nın koruması altında olmadığım anlamına geldiğini tam olarak söyleyemem. Ama emin olduğum şey belli olan uyarı şudur. Tanrı'nın sözüne ve buyruklarına umursamazlık etmek bir isyan. Çünkü Tanrı bir şeyden çok hoşlanır. Yani ne sunduğun koyukuzdan, ne verdiğin adaktan, ne verdiğin başka bir yaptığın bundan, onlardan önce bir şeyden hoşlanır. Bunları yapmalısın. Ama asıl olan onun buyruklarına ve sözlerine itaat etmelisin. Çünkü Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar başka bir şeyden hoşlanmaz. Onun çağrısına uyup bugün burada yer aldığınız an şunu bilin ki Tanrı sizden hoşnut. Varlığınızla diyorsun ki Rab ben senin evladınım. Senin sürüne aitim. Bugün sen yıllar önce beni şeytanın elinden, ölümün pençesinden kurtardın. Bugün sana hamd etmek için ben buradayım. Onun için kilisede kutlayacaksın önce dedi. Bu yüzden Tanrı'nın sevgililer sözüne ve buyruklarına önem vermek, yaşarken en birinci önceliğimiz olmalıdır. Adem ve Havan'ın yasak meyveden yiyerek itaatsizlik etmesi sonucu yaşam ağacının yolu kapandı. Cennetin kapıları kapandı insanoğluna. Tanrı'yla olan baba-oğul ilişkileriniz kesildi. Tanrı'yla olan birliktelikleri sona erdi. Tanrı'yla olan birliktelik kapısı kapandı. İsa Kristos haçta dünyanın günahını ortadan kaldıran bir kuzu olarak kendini sunması sonucu insana kapanan tüm kapılar yeniden açıldı. Onun için sadece bizim dirilişimiz değil bu. Bugün tüm kapanan kapıların, görsel kapıların tekrar bize açılmasıdır sevgililer. Bugün Tanrı'nın krallığında ebediyen, yaşamak isteyen her can için göklerin kapısının açılmasıdır.
aşılmasıdır. Bugün Rabbin kalbinde yaşamak isteyenler için Tanrı'nın sevgi dolu kalbinin kapısının açılmasıdır. Ölümsüz olmak ve sonsuzluklar boyu yaşamak isteyenler için bugün ölümsüzlük ve sonsuzluk kapısı açıldı sevgililer. Cennete özlem duyan, orada yaşayan, meleklerle ve kutsallara katılmak isteyen herkes için bugün cennetin kapısı açıldı. Tanrı'nın sevgisine özlem duyan, onunla kucaklaşmak isteyen herkes için bugün Rabbin sımsıcak kucağı açıldı. Haçta kusursuz kuzunun kanıyla kurtulduklarına iman eden her inanan için Tanrı'nın affetme, bağışlama kapısı açıldı. Huzuru ve mutluluğu özleyen herkes için ebedi huzurun, mutluluğun kapıları bugün açıldı. Teselliye muhtaç, acı ve keder dolu yüreklere bugün teselli kapıları açıldı. Göksel hazinelerden payına düşeni almak isteyenler için bugün sonsuz hazinesinin kapısı açıldı. Bugün biz Tanrı'yla barıştık. Bugün tekrar biz ona evlat olduk. O bize baba oldu. Onun için bayramlarda babasıyla kucaklaşmayan bir evlada evlat denir mi? Buraya gelmezseniz nasıl kucaklaşacak? İşte havortutun onunla bir olmadık sevgililer. Bayramları bu şekilde kutlayacağız. Kimi için bu bayram bir gelenektir sadece. Kimi insan için sadece kırmızı yumurta bayramıdır. Ama sizler için göklerin kapısının, biraz önce saydığım tüm kapıların ve babamızla kucaklaşma kapısının, tekrar evlat olma kapısının, tekrar bir olma, aile olma kapısının açılmasıdır. Onun için söyledim ki bir manevi yükseliştir bugün. Rab hepinizi bereketlesin. Amen. Ve kucaklasın. Hristos Aryan Emelot!